Muhtemelen Ayşe Speed'in olayını biliyorsunuzdur. Eğer ki bilmeyenleriniz varsa sizlere olayı uzatmadan anlatayım. Speed canlı yayında her zamanki gibi deli taklidi yaparken malum şeyi bir anda ortaya çıkıyor ve 25.000 kişiyi selamlıyor. Ayrıca bu 25.000 kişiyle kalmayıp tüm dünyaya yayılınca anlayacağınız gibi milyonlarca insan Speed'inkini görüyor. Biraz komik bir olay ama akıllara zaten direkt olarak Speed YouTube'dan banlanacak mı veya herhangi bir kısıtlama getirilecek mi sorusu geliyor. Sizlere neler olabileceğini anlatmadan önce kanalıma abone olup video olay katarsanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca yorumları okumadığımı düşünüyorsunuz ama neredeyse tüm yorumları okuyorum. Bu yüzden yorumlarınızı da bekliyorum. Arkadaşlar Speed'in ban yemesi kolay bir şey değil. Tamam belki de YouTube'un politikalarına göre bu doğru bir şey değil ama emin olun YouTube gibi bir firma Speed gibi bir yayıncıyı kaybetmek istemez. En nihayetinde Speed dünyaca ünlenmiş birisi ve olur da YouTube üzerinden banlanırsa farklı bir platforma geçmesi YouTube için iyi bir yaptırım olmaz. Benim şahsi fikrimi soracak olursanız Speed'i sevdiğinden ötürü söylemiyorum ama ban yemesini istemezdim. Sonuç olarak kendisi bunu isteyerek yapmıyor. Kendi iradesiyle böyle açıp gösterse eyvallah o zaman banlansın buna bir şey demem. Ama zaten o bile gözüktüğünü sonradan fark ediyor ve şoka uğruyor çocuk. Hani anlayacağınız üzere ortada kasti bir durum söz konusu değil. Bu yüzden banlanması gerektiğini düşünmüyorum. Bu olay Twitter'da baya bir gündem konusu oldu. Videonun başında da söylemiştim. Direkt olarak dünya çapında yayıldı. Ama bence ayıp speedte değil videoyu yayan insanlarda. Empati yapacak olursanız sizin böyle bir videonuz yayılsa ister istemez üzülürsünüz. Ha tabi bu insanlar insana değişir. Buna bir şey diyemem ama sonuç olarak speed'in kötü bir niyeti olduğunu düşünmüyorum ben. Ayrıca YouTube üzerinden banlanması gerektiğini de düşünmüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Esenlikle kalın.